Merhaba arkadaşlar. 5. 6. hafta hakemleri atandı. Tabii çok kritik maçlar var. Kısaca şöyle bir değerlendirelim. Biz her hafta yapıyoruz bunu. İyi de oluyor. Bazı gazeteciler bile diyorlar ki hocam seni izliyoruz ve hakemlerle ilgili fikirler alıyoruz diyorlar. Biz de bunları paylaşıyoruz. Tabii kamuoyunun hakemleri daha iyi tanıması, daha önceki maçlarda nasıl performans gösterdikleri, hangi maçlarda görev aldıklarını bilmeleri açısından da özellikle haftalık bu programda yapıyorum. Bu hafta tabii en önemli maçlardan bir tanesi Cuma günü Metropol Başakşehir Çaykur Rizespor maçı. Maçın hakemi kim? Ben demiştim ya Beşiktaş Başakşehir maçından sonra bu maçları Başakşehir maçlarını çok dikkatli izleyeceğim demiştim. Bundan sonra Başakşehir maçlarını MHK'de de dikkat edecek tabii. Onlar da izliyorlar bizi tabii. İzliyorlar, haberleri oluyor. Ne yorum yaptıklarımızı da çok iyi biliyor. Ben biliyorum bildiklerini. Ama aferin yani dikkat etmişler bu hafta Başakşehir Çaykur Rizespor maçına. Benim Fırat'a söylemek istediğim şu: lütfen Fırat oyun kurallarının gereğini yap. Hiçbir baskıdan, gelişen olaylardan etkilenme sakın. Geçmişte etkilenen hakemler oldu. Onların üstünü bir bir çizdik, söyledik. Bakın bu hata yaptı. Bu hakem artık bundan böyle o eski formunu bulamaz. Efendim doğru düzgün maçlar yönetemez. Sıkıntı yaşar dedik. Sen bunları yaşama sevgili Fırat. Çık futbol oyun kuralları ne gerektiriyorsa onu yap, onu çal ki yapacağına da inanıyorum. Sen çok zor maçları yönettin başarıyla. Fırat Aydınus, Alex Saççıoğlu, Süleyman Özay yardımcı hakemleri. Dördüncü VAR'da Hüseyin Göcek var. Hüseyin Göcek diyoruz ya bir türlü tutturamadı. Yani kendinden beklenen performansı bir türlü gösteremiyor. FIFA hakemi ama ligin yükünü çekemiyor. Fırat hangi maçları yönetmiş? Fırat bu sezon Cemil Usta sezonunda Yeni Malatya Başakşehir maçını VAR hakemiymiş. Evet, VAR hakemiymiş. Sonra Çaykur Rize Sivas maçını yönetti ki orada çok güzel, çok başarılı bir maç yönetti. Verdiği penaltılar var. Çok doğruydu, yerindeydi. Fenerbahçe Trabzonspor maçında bir nazarlığı vardı bana göre. Bakayemi'nin penaltısını orada göremedi, çalamadı. Onun dışında oyunu iyi kontrol etti, iyi maç yönetti. Sonra Antalya Spor Kayseri maçını yönetti. 2-2 biten çok çekişmeli bir karşılaşma yönetti. Orada da iyiydi. Evet. Fırat'ın bu sezonki performansı bu. Geçiyoruz diğer maça. Yukatel Denizlispor Kasımpaşa maçı. Tabii Denizlispor müthiş bir çıkış yakaladı. Yani beklenmeyen bir performans. Denizlispor'dan. Çünkü biliyorsunuz Süper Lig'den düştükten sonra özellikle 1. Lig'deydi. 1. Lig'de mücadele etti. Kasımpaşa geçen hafta kazandı evinde. 3-0 kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam 3-0'da evet. Bu iyi bir maç olacak. Tugay Kaan Numanoğlu. Tugay Kaan Numanoğlu kim? Tugay Kaan Numanoğlu Kayseri'deki maçta kural hatası yapan hakem. Evet, belki de onun herhalde ciddi hata yaptığını düşündü ki ona çok fazla Süper Lig'de maç vermedi. Yani Kayseri Spor, Aytemiz Alanya Spor maçının hakemiydi. 17 Ağustos'ta yönelmiş. Sonra VAR hakemi olarak Kasımpaşa Ankara Gücü maçına veriliyor. Sonra hakem olarak Adana Spor, Adana Demir Spor, Adana derbisine veriliyor. Sonra da Gençler Birliği Alanya maçın yine VAR hakemi. Yani MHK de bunu kabul etmiş. Biz söylüyoruz ama MHK de kabul etmiş. Yani MHK ile bu anlamda aynı düşünüyoruz. Yani Ender Gelişen Osasuna atakları gibi yani. Onu söyleyeyim. Dikkat etsinler. Bizim yorumlarımızı önemsesinler. Biz adamına göre, takımına göre yorum yapmıyoruz. Kişisine göre yorum yapmıyoruz. Biz performansa göre, liyakata göre atamaların yapılması gerektiğini, liyakata göre kurumlarda insanların bulması gerektiğini savunuyoruz. Evet. Tugay'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özeral, 4. hakem Hüseyin Gökberk Arslan, VAR hakemi Arda Kardeşler. Arda Malatya Galatasaray maçını çok kötü yönetmişti VAR hakemi olarak bu maçta. Umarım Malatya'daki maçtaki hakemlik performansı gibi olmaz Arda'nın performansı. Arda çünkü FIFA listesine girmesi beklenen hakemlerden bir tanesi. Evet, Alanya Spor Sivas Spor maçı, maçın hakemi Halil Umut Meler. Halil Umut Meler FIFA hakemi biliyorsunuz. İyi başladı sezon. İyi maçlar yönetiyor. Ben hakem tekniğini beğeniyorum. Böyle devam etsin. Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yardımcı hakem. Ki Ekrem Kan'ın uzun bir sakatlık süreci vardı. O da yardımcı hakem olarak döndü. Mustafa Aydın 4. hakem. Mete Kalkavan VAR hakemi. Avar'da Kerem Ersoy var. Evet, Halil Umut Meler'in biliyorsunuz Başakşehir, Fenerbahçe, Gazişehir, Beşiktaş maçlarını yönetti. Arada bir maçı daha vardı. Onu da söyleyeyim hemen ben size. Evet. Arada maçı yokmuş. Arkadaşlar, arada maçı yokmuş. Başakşehir Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe 2-1 kazanmış. Gazişehir Beşiktaş maçında 3-2 Gazişehir kazandı.
Orada iki tane kırmızı kart göstermişti. VAR'ın uyarısıyla Halil Umut Meler. Evet. Diğer maça geçiyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Haftanın, bence yılın en önemli maçı. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçı hem Türkiye açısından da dünya derbileri arasında gösteriliyor. Çok önemli bir maç. Tabii ortam gergin, yöneticilerin açıklamaları var, teknik adamların açıklamaları var, başkanların açıklamaları var, sataşmalar var. Her derbiden önce olan şeyler. Bakalım bu maçın hakemi Cüneyt Çakır nasıl yönetecek? Evet, Cüneyt Çakır olacağını tahmin etmiştik zaten. Daha önce söylemiştik. Türkiye'nin şu an en önde bulunan hakemi ve Cüneyt Çakır'ın bu maçı atanmasını doğru buluyorum. Yani elindeki kadroya göre doğru buluyorum. Cüneyt iyi bir sezon mu geçiriyor? Valla Cüneyt Türkiye Ligi'nde pek iyi sezon geçirdiğini hatırlamıyorum ama umarım bu maçta başarılı olur. Umarım bu maçta oyun kurallarını uygular. Bu yapılan spekülasyonlardan çok fazla etkilenmez. Maçı gördüğünü çalar ve başarılı yönetir. Yine ekibiyle beraber Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a tabii bunun taraftarıyız. Yani hakemler bildiği, tanıdığı, alıştığı, sürekli maça çıktığı yardımcılarla çıkması çok önemli. Zorbay Küçük 4. hakem. Zorbay'ı ben çok beğendim. Gençler bile Alliance Spor maçında onu söyleyeyim. Fiziği çok iyi. Futbolculara yaklaşımı, sakinliği çok iyi. Efendim kart uygulamaları yerinde kutluyorum Zorbay'ı. Böyle devam etsin Zorbay. VAR hakemi Koray Gencerler. Şimdi Koray'ın bu maça verilmesi tabii ciddi tartışmalı sebebiyet verdi. Niye? Koray biliyorsunuz VAR hakemliğinde çok meşhur. Yani neyle? Yaptığı hatalarla. Oyuna müdahale etmemeleri. Hangi maçta? Beşiktaş'ın evindeki maçta bir saniye hemen söylüyorum size. Beşiktaş-Çaykur-Rizya maçında Koray öylesine bir kötü performans gösterdi ki sahada verilmeyen penaltılar var, kırmızı kartlar var, hiçbirine müdahale olmamıştı. Çok başarılı bulmuş olacak ki meğer ki bu performansını Koray'ı getirdi, VAR hakem olarak verdi. Evet. Onun dışında Avar'da Volkan Bayarsan'ın Emre İlsoy var derbide. Evet, başarılar diliyoruz hakemlere. Tabi derbi önemli. Derbinin sonucu 6 puanlık maç. Onu söyleyeyim. Konyaspor, Kayserispor maçında Alper Ulusoy var. Volkan Ahmet Nariç, Bahtiyar Birinci. Emre Kargın dönecek hem Özgüç Türkalp, VAR hekimi. Sinan Dereci de Avar'da. Evet, bu maçta keyifli bir maç olmaya aday. Bol gollü geçeceğini tahmin ediyorum. Bahattin Şimşek'in bir hatası vardı yalnız bu hafta. Onu maça verdiler ama Bahattin Şimşek'in hatası değerli arkadaşlar. Rize Gazişehir maçında Dur bakalım hemen. Bir saniye bakıyoruz. Evet, Rize Gazişehir maçında. Bilal Görel'di. Yardımcı hakemin bir hatası var. Evet. Yardımcı hakemin bir hatası vardı. Burada bir hatalı bir offside kararı vermişti. Evet, Bahattin'le ilgili bir ben onun kendi sorumluluk alanında bir penaltı pozisyonuyla ilgili bir şey, bir hatası var mı diye düşündüm ama Bahattin o değil. Başka maçtaydı o. Evet, o başka maçtaydı. Evet, şimdi değerli arkadaşlar notlarıma bakıyorum. Çünkü bütün maçları izliyorum arkadaşlar. Bütün maçları detaylı bir şekilde izliyorum. Bakıyorum hakemler, yardımcı hakemler, VAR hakemler hepsini izliyorum ki performansını ölçelim diye. Burada notlarıma baktım hemen. Evet, o Kayseri maçındaymış. Bahattin'le ilgili değil penaltı beklentisi olan pozisyon. Evet, şimdi Bahattin Şimşek Antalyaspor Malatya maçında Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey, Emre Kargın dönecekken söylediğimiz gibi. Başarılar diliyoruz onlara da. Bol gollü dediğim gibi geçmeye aday maç. Evet, Ankara derbisine geldik. Ankara Gücü Gençlerbirliği derbisinde kim var? Ümit Öztürk. Bu Ümit Öztürk'ün hakemini ben çok beğeniyorum. Vallahi Merkez Hakem Kurulu uzun süre maç vermedi, dinlendirdi, işte ciddi tepkiler oluştu falan filan. O ayrı bir şey. O olayın detayı tabii biliyorum da onlar ayrı şeyler. Ama Ümit Öztürk'ün hakemini beğeniyorum. Kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünü çalıyor. Kendine güveni yüksek. Tabii Ankara Gücü Gençlerbirliği maçı çok önemli. Ankara'nın iki takım açısından da bu sezon çok iyi gitmiyor. Özellikle Gençlerbirliği açısından. Bakalım ne olacak. Ümit'in de başarılı bir maç yönetmesini
bekliyorum. Çünkü iyi bir Ümit Öztürk'e Süper Lig'in bu kadronun da ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Evet, gelelim Trabzonspor Beşiktaş maçına. Ali Palabıy. Tahmin etmiştik Ali Palabıy'ın verilebileceğini. Çünkü Halil Umut Meler'in, Fırat Aydınus'un bu maça uymadığı belliydi önceki yönetikleri maçlara baktığımızda. Halil Umut Meler Galatasaray Beşiktaş maçını yönetmişti. Fırat Aydınus Fener Trabzon maçını yönetmişti. Dolayısıyla bu maça en iyi Ali Palabıy'ı uyardık. Ali Palabıy sezona çok iyi başlamadı. Ali Palabıy'ın hakemliğini bilirim. Ben Ali Palabıy'ın da sakalı bıyığı bitmemişkenki halini bilirim. Çok emeğimiz var üzerinde. Ona dernek genel başkanlığı yaptım. Ankara'da hakem olarak önde olan hakemlerdenim. Pırlanta gibi çocuktur, aslan gibidir. Kişiliğinde, karakteri hiçbir lafım yok. Asla da olamaz. İyi başlamadığı sezona o Ali Palabıyık'tan beklediğimiz performansını göstermesini istiyoruz. Bıraksın dışarıda yapılan yorumları. Selçuklu'nun ne yorum yapıyor, öbürü ne diyor? Bırak biz yorumumuzu yaparız. Sen çık sahada kendi yorumunu yap. Oyun kurallarını uygula. Sevgili Ali, senden beklentimiz bu. Hakem kalmadı, hakem yok. İnanın bana, yani böyle mumla artık hakem aranır hale geldi maçlarda. O yüzden Ali bu maçta çok başarılı, iyi bir performans göstermek zorunda. Çok zor bir maç, onu da söyleyeyim. İki takım açısından, iki kaybeden takım, daha doğrusu hani puan kaybeden takımlar, özellikle Beşiktaş Başakşehir maçını biliyorsunuz. İyi gitmiyor. İki takım da sezona iyi başladı. Yani Trabzon iyi başladı ama kötü gidiyor. Onu söyleyeyim. Ali'nin yardımcı hakemi Serkan Olguncan. Asım Yusuf Öz. Kendi arka takımı. Daha önce maça çıktı. Caner Ak'ı ödüllendirmiş. Bak, Merkez Hakem Kurulu'nun bu yaptığını doğru buluyorum. Caner Ak'ı daha çok maça verme, daha da ödüllendirmeli. Bu şeyde Gazişehir Hatay Spor hazırlık maçında Kayode küfrediyor. Bunu rapora yazma diye bir sürü baskı gelmesine rağmen rapora yazıyor. Aferin canım. Tebrik ediyorum. Böyle hakemlere sahip çıkmak lazım. Bırak baskıyı maskeyi. Gördüğünü çal, gördüğünü uygula. Türk hakemliği buna ihtiyacı var. Var hakemi Serkan Tokat. Avar'da Burak Şeker, İbrahim Çağlar, Uyarcan var. Evet. Gazişehir Göztepe maçında Ali Şansalan. Yine Ali Şansalan çıktı karşımıza. Evet. Ali Şansalan bakalım nasıl yönetecek maçı. Keyifli bir maç olacağı ortada. Gazişehir İyi bir performans gösteriyor. Yani sezona ilk başladığı maçta farklı kaybetmişti. Ya bu Galatasaray düşer demiştik açıkçası. Ben kendimi de eleştireyim. Düşer demiştik ama bakıyorum toparlandı. Sumudika çok iyi işler yapıyor. Takımda tecrübeli oyuncular ağırlığını koymaya başladı. Ve iyi noktaya geldi. Ali Şansalan, Erdin Sezer tam, İsmail Şencan, dördüncü hakem Selim Özen. Varda Mustafa Öğretmenoğlu. Mustafa Öğretmenoğlu sahne alıyor arkadaşlar. Hangi maçtan sonra? Malum Kayseri Galatasaray maçından sonra. Bakalım ondan sonra diğer şeye bakalım. İlk görevi. Yani cezaya sokmuş Merkez Hakem Kurulu. Doğru yapmış. Doğru yapınca doğru yaptınız diyoruz. Sayın Oğuz Sarban, niye kızıyorsun yani? Kızma. Zekeriya Akbaşkanım, siz de kızmayın ya. Yapmayın. Bizim kimseye bir garezimiz yok. Doğru yaptınız da doğru diyoruz. Yanlış yaptı da yanlış diyoruz. Diyeceğiz. Yani siz böyle hani şey yapmaya çalışmayın. Ya Selçukları da bizim hep hatalarımızı söyleyeceğim. Hiç kimseden korkmaz Selçuk'ta. Çekinmez. Söylediğini, inandığınız paylaşır kamuoyuyla ki insanlar bilinçlensin. Bak size de faydamız oluyor. İzliyorsunuz programları, biliyorum. Hani söylediklerimize dikkat ediyorsunuz. Hoşuma da gidiyor yani, onu da söyleyeyim. Böyle devam. İnsanlar sizden objektif değerlendirme bekliyor. Evet. Mustafa Öğretmenoğlu da ilk maçını alıyor. Varda Ramazan Keleş Avar'da. Evet. Hakemlerle ilgili bu hafta atamada ilgili değerlendirmem bu değerli arkadaşlar. Umarım başarılı maçlar yönetirler. Bize hiç konuşacak bir şey bırakmazlar. Umarım. Biz burada pusuya yapmış hata bekler vaziyette değiliz. Biz onların başarılarını da konuşalım. Başarılı olduklarında da bunu söylüyoruz. Evet. Hepsine, tüm hakem arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.